Evet, uzun bir hafta ve Cuma günü kapanışı yaptık. Kimler geldi, kimler geçti, nasıl geçti? FED'le başladık. Merkez Bankası'yla da tüyümüzü diktik. Allah'a şükürler olsun. Yapılmayanı yine yaptık. Ben biliyorsunuz karardan önce bir yayın çekmiştim ve ben açıkçası arttırılmayı yani indirilmeyeceğini düşünüyordum. Ama tabii ki elimizde patladı. Ama ondan 3-4 gün önce çektiğimiz videolarda arkadaşlar şaka bir kenara devamlı biliyorsunuz uyarılarda bulunduk. Ne uyarılarında bulunduk? Özellikle 3-4 gün önce çektiğimiz videoda 8.60'lardayken dolar borcu olanlar fırtına başlıyor dedik. Yani grafikler bize aslında yönü göstermişti ama şöyle bir ortamda, şöyle bir konjonktürde bir faiz indirimi yapmak. Yani 100 bas puan faizi indirdiniz. Çok güzel. 100 bas puan faizi indirince muhtemelen bütün iş adamı kardeşlerimiz herkes bankaya koşup of dedi krediler faizler çok düştü. Ben hemen yatırım yapacağım. Peki bunun karşılığında ne oldu? Dolar kuru bir anda 8.65'lerden bugün 8.85-8.60'lara 20-25 kuruş arttı. Peki çok basit bir soru. 20-25 kuruşluk bir dolar artışı ki daha bu nerede duracağı belli değil. Bu mu ekonomiye daha çok şu anda zarar verdi? Yoksa sadece bir 100 bas puan faiz indirmek çare oldu mu? Veya 100 bas puan faizi indirdik ne oldu? Yani ne oldu? Ben dedim ben indireceğim. Tamam indirdin çok güzel. Ceremesi gene halka. Ceremesi gene sana bana arkadaşlar. Ne yazık ki. Ha dolar TL 1 lira olur mu? Olur. Gülmeyin oğlum olur diyoruz işte ya. Nasıl olur ama? Biz sıfır atmayı çok seviyoruz. Yani millet olarak sıfır atıyoruz. Borsadan sıfır atıyoruz, oradan sıfır atıyoruz paradan. Şimdi bu dolardan da sıfır atma. Yani bence plan şu. Dolar TL'yi 10 TL'ye doğru götüreceğiz. Çifthaneye taşıyacağız. Orada da diyeceğiz ki kardeşim bir sıfır attık. 1 dolar 1 TL işte yıllardan beri yaptığımız, hedeflediğimiz olaya en sonunda kavuşacağız. Yani işi artık matrağı deliliğe vurduk. Şimdi ne olduğunu daha iyi göstereceğim rakamlarla. Dünyada ne olduğunu ve hatta daha da ne olabileceğini. Yani hani 8.85 kur ama hani böyle geçsek amenna. Tamam o güzel öp başına koy. Daha ne olacak? 9.50 yarın öbürsü gün yurt dışında. Bakın ABD faizleri artmaya başladı. Dolar endeksleri kuvvetlenmeye başladı. 2021'in son çeyreği, 2021'in ilk çeyreği. Bir de dış taraftan bir dolar kuvvetlenmesi geldiği zaman bu kur nerelere gider diye bir tahminde bulunmak artık abeste iştigal olur. Şimdi bunların hepsine bakacağız. Arkadaşlar yarına Allah kısmet ederse bir kripto yayını koyuyorum Mehmet kardeşimle. Yarın akşam saat 10'da Allah kısmet ederse güzel bir şöyle hafta sonu bir kripto yayını yapacağız. Geçen yayını çok beğendiniz artık biliyorsunuz kriptoya giriyoruz. Burada Mehmet kardeşim özellikle temel analizleri süper. Ben de o coinlerin tekniğine bakarak gayet keyifli bir program olmuştu. Çok beğendiniz. Tekrarını yapacağız. Bu arada eğitimlerle ilgili devamlı mail atıyorsunuz. Arkadaşlar önümüzdeki hafta başlıyor. Allah kısmet ederse zaten kontenjan dolmak üzere. İki eğitim, trade psikoloji ve yatırımcı disiplini, teknik analiz, kripto için, forex için, hisse için, spesifik eğitimde borsa eğitimi. Allah kısmet ederse önümüzdeki hafta başlıyor. beforethenews.com'dan bakabilirsiniz. Vakti olmayanlar da hazır eğitim video setlerinden arkadaşlar yararlanabilir. İstedikleri zaman alıp izleyebilirler. İstedikleri zaman da tekrar bir online eğitime tekrar katılabilirler. Bakın, grafik çizmek, teknik analiz. Şu anda insanların çok böyle hani herkes çizdiği için ve her çizen de hoca olduğu için böyle çok aşağılanıyor. Ama teknik analiz fiyatın kendisidir. İnsanlar bunu anlamaz. Yani televizyondaki çok ünlü spikerler bile teknik analizi aşağılayıcı kelimeler der. Çünkü salaklardır. Onlar sabaha kadar boş boş konuşur. Ama bir teknik analiz, iyi bir teknik analist. Grafiğe baktığında o grafikteki yatırımcının psikolojisini, trendin ne olduğunu, büyük paranın yönünün ne olduğunu anlayan bir adam işi bitirir.
Siz istediğiniz kadar ekonomik datalardan bahsedin, öyleydi de böyleydi de sabaha kadar anlatın. Biz tek bir şeye bakarız, fiyata. Fiyat yalan söylemez arkadaşlar. İşte teknik analiz o yüzden çok önemli bir bilimdir. Ama bakın her önüne gelen de ne yazık ki teknik analiz. Yani benim bütün öğrencilerim bugün hepsi takır takır çiziyor ama çizmek başka, işlem açabilmek, yatırım yapabilmek, bu psikolojiyi yönetebilmek çok başka şeyler. O yüzden bunları karıştırmayın. Bizim zaten burada anlatmaya, öğretmeye, sıfırdan bir insana anlatmaya çalıştığımız şey bu işin psikolojisini yönetebilmek. Bir grafiğe baktığında nerede işleme girilir, nerede stoplanır, stop nereye göre koyulur. Bir grafiğe bakarken başka hangi grafiklere bakman gerektiği. Bunlar çok daha önemli şeyler arkadaşlar. Şimdi dolar TL. Şimdi dünyada ne oluyor? Bir önce ona bakalım arkadaşlar. Şimdi dünyada bir kere ABD 10 yıllıkları 1.38 önemli direncini ve 1.43'teki önemli direnci kaldırarak ne yazık ki faizler yükselmeye başladı Amerika tarafında. Bu ne demek? Haftalık kapanışta görüyorsunuz. Artık ABD'de faizler yavaş yavaş yükseliş trendine girecek. Ve ileriki günlerde de dolar endekslerinin kuvvetlendiğini göreceğiz. Nasıl göreceğiz? Haftalıklarda da DXY'ye baktığınız zaman bakın. Haftalık çarda ve şöyle aylık yaparsak. Bakın artık son 2021'in son çeyreği. Buradaki hareket 97.5'lara kadar bile uzayabilir. Yani çok dikkatli olmamız gereken bir süreç. Güney Afrika dolar. Dolar Güney Afrika randı. Bakın bize yakın bir ekonomi, bize yakın bir para birimi. Bakın son 10 gündeki rally ve bugün tekrardan yukarı doğru bir rally ve burada da yani dolar arkadaşlar her yerde değer kazanıyor. Biz zaten dünyada değer kazanmaya başlayan dolarda bir de içeride tüy diktik. Tüy diktik. Şimdi bizim aylık grafiğimize bakın. Bizim aylık grafiğimizde 4-5 aydır 8.80-8.30 bandına sıkışan dolar kurunu aylık kapanışı maksimumda neredeyse yapıyoruz. Bu şu demek, bundan sonraki gelecek barlar 9.50'ye doğru önü açık ve normal şartlarda all time high'ını kıran bir enstrümanda aslında fiyat da veremezsiniz. Çünkü gelebilecek haber akışlarına göre çok farklı yerlere de gidebilir. Ama ilk hedefi 8.80-8.30 çanağı yani 9.30 ve Bollinger üst bandı 9.50'ler. İşte böyle bir ortamda biz gittik 100 bas puan faiz indirdik. Bravo ve doları bu hale getirdik. Şimdi gördüğünüz gibi yurt dışında dolar değer kazanıyor. İçeride biz tüyü diktik. Yukarı doğru daha da bir hızlandırdık doları. Daha büyük bir başarı. Bilmiyorum hangi iş adamımız bilmiyorum varsa kendiniz yorum yazın. Yani 100 bas puan faizin inmiş olması ekonomiye ne kattı? Ne katacak? İnşallah bir şeyler katar. Zaten bugüne kadar hep onu da söyledim. Mesela daha önce de 8.30'lardayken faiz indireceğiz dediler. 8.30'dan 8.50'ye getirdiler. Ya bari faizi indireceğiz deme. İndir öyle 8.50'ye gelsin. Sen zaten indireceğiz diyorsun. Yani eyleme geçmiyorsun ama sözlü yönlendiriyorsun. Otomatikman zaten kur 20 kuruş artıyor. Ya madem öyle zaten faizi indirsen zaten 20 kuruş artacaktı. Yani şunu demek istiyorum. 8.30'dan biz buraya gelene kadar bırakın 100 bas puanı. 200 bas puanlık bir faiz indirimini fiyatladık biliyor musunuz? Bir de bu tarafından düşünün. Yani neresinden düşünürseniz düşünün. Ya ben zaten bir Fenerbahçeliyim. Borsacıyım. Zaten bakın saçım sakalım beyazladı. Arkadaki aslanı görüyorsunuz. Atamı değil. Öbür aslanı görüyorsunuz. Beni Galatasaraylı zannediyorsunuz. Ben Fenerliyim abi. Galatasaraylı insanlar mutlu insanlardır. Fenerliler bizim gibi ya işi deliye vurmuştur ya huzursuzdur. Ya hep üzüntülüyüz. Yani çünkü hep bir kaos halindeyiz. Bir de borsacısın, tradersın. Hayatını bundan kazanıyorsun. Her gün stres. O yüzden arkadaşlar biz yeteri kadar gergin bir milletiz. Şakası bir kenara, deliliği bir kenara. Ne yazık ki dolar kurunda
keyifsiz bir süreç. Dünyada da bizi bekliyor. O yüzden mümkün olduğunca yani 3-4 gün önce 8.50'lerdeyken uyardım. Borcu olanlar dikkat etsin dedik. Tabii ki 8.85'ten buradan pozisyon açmak çok kolay değil. Ama borcu olan kardeşlerimiz en azından dikkatli olsunlar. Bu önümüzdeki 2-3 ay dolar borçlanmayın. Çok fazla açılmayın. Kredi mredi çekmeyin. Oturun oturduğunuz yerde. Ha diyorsan ki Burak abi 100 bas puan faiz indirdiler. Ben bankaya koştum kredi çektim diyor. Ha bir de bu kredi çekenler altın alıyor. Yani bir de öyle de bir durum var. Hem kredi çekiyorsun hem altın alıyorsun. Hem kredi ödüyorsun hem altın düşüyor hem bir de oradaki şimdi altına geçtik. Arkadaşlar şaka bir kenara. Hayırlı hafta sonları olsun. İnşallah iyi olur vatan memleket için. Pek mantıklı bir karar değil. Ne yazık ki. Ve ne yazık ki insanlar hata yaptığı zaman bedeli kendileri ödemeli. Ne yazık ki bizim memlekette insanlar, bazı insanlar hata yaptığı zaman bedeli onlar değil hep halk ödüyor. Ve sonuç itibariyle de sizin çocuğunuz, benim çocuğum, emekli insanlar 3 kuruş parayla geçinmeye çalışıyorlar. İnsanlar 3 kuruş parayla evlerini geçindirmeye çalışıyorlar. Hakikaten yani ben biliyorsunuz siyaseti sevmeyen bir adamım. Apolitik bir adamım. Çünkü ben Atatürk sevdalısı, memleketini seven bir adamım. Hep de aynı şeyi söylüyorum. Atatürkçü olan, gerçek Atatürkçü olan bir adam şu dönemdeki hiçbir partiye oy vermez arkadaşlar. Hiçbir lideri de desteklemez. Ben hiçbir lideri desteklemiyorum, beğenmiyorum. Çünkü yarın öbürsü gün kim ki bu memleketi düşünen, vatanını, milletini düşünerek hareket eden bir lider çıkar. Gider sırtımda taşırım, kafamın üstünde taşırım. Ne yazık ki çok hakikaten muhalefeti de şu andaki iktidardakiler de ne yazık ki halkın, ya bakın işte onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz. Abi çok basit. İneceksin sokağa, insanların yüzüne bakacaksın. Herkes mutsuz, herkes geçim derdinde, cinayetler artmış durumda, cinnetler. Çünkü insanlar mutsuz, insanımız mutsuz. Çünkü insanlar yetişemiyorlar hayata. Ve adam ne yapıyor? Cinnet geçiriyor, gidiyor. İşte görüyorsunuz televizyonlarda annesine saldırıyor, karısına saldırıyor, çocuğuna saldırıyor. Saldırsa gene iyi. Yani hani çok moral bozmak istemiyorum ama. Yani diyeceğim şu, Allah hakikaten vatanımıza, milletimize iyi şeyler nasip etsin diyelim. İnşallah yukarıdakiler de bu dönem çok çok dikkatli davranmaları gerektiğini bilirler. İnşallah her şey daha güzel olur. Yarın akşam saat 10'da güzel bir kripto yayını yapalım. Güzel bir gene bir dolar, altın, bir borsa konuşalım. Bir sohbet edelim. Ki sorularınız varsa videonun altına yazın. Bir bakalım. Ona göre de yarın Allah kısmet ederse görüşmek üzere.